Evet değerli misafirler, Sünnat okumalarının 10. haftasına başlıyoruz. Geçen hafta kaldığımız makalenin ikinci sebebinde kaldık. İkinci sebepten devam ediyoruz. Buyurun Adem Hocam. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Sünnat okumalarımıza devam ediyoruz. En son Avrupa'nın neden ilerlediği meselesi üzerinde durulmuştu. Ve Avrupa'nın gelişmesi iki nedene bağlı olarak incelenmişti. Bunlardan birisi Avrupa'nın gelişmesinin maddi sebepleri denmişti. Ve geçen hafta onun üzerinde durmuştuk. Maddi sebepler arasında Bediüzzaman Hazretleri şu temel konuları ifade etmişti. Geçen hafta üzerinde müzakerede bulunmuştuk. Mesela onlardan birisi nüfustu. Demişti ki, efradı kesirinin içtimağı, ihtiyacatı intac eder. Yani nüfusun çok olduğu yerlerde ihtiyaç artar. Buna bağlı olarak da medeniyetler gelişir. İkinci bir, Batı'nın gelişmesindeki tabii faktörlerden birisi olarak, ikinci bir faktör olarak, Avrupa'nın okyanus, göl ve nehirlerle parçalanmış, dar bir özellikte olmasından dolayı efendim ulaşım kolaylığı oluyordu ve bu ulaşım kolaylığı neticesinde tanışma, yardımlaşma, temas ve teşrik-i mesai gibi ortak çalışma gibi bir takım sonuçlar ortaya çıkıyor ve Batı Avrupa medeniyeti gelişiyordu. Üçüncü madde, maddi gelişmesinin üçüncü unsuru, madenler bakımından Avrupa kıtasının çok zengin olması. Sanayi inkılabının işte Batı Avrupa'da meydana gelmesini de efendim bununla birlikte düşündüğümüz zaman demir madeninin özellikle Avrupa'da o dönemde en çok çıkarılan maden olması medeniyetin gelişmesinde, Batı medeniyetinin gelişmesinde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmıştı. Dördüncü önemli faktör olarak da iklimi söylemişti. Burudeti mutedilane, burudeti mutedilane diye tanımlamıştı. Yani ılıman bir iklimi olduğundan dolayı insanların tabiatı da ona göre şekillenmişti. Ve bu özelliğinden dolayı geç alıp geç bırakma gibi düşünerek, aklederek efendim başını sonunu hesap ederek bir takım yenilikler yapılmaya başlandığını, bundan dolayı Batı'nın Avrupa'nın geliştiğini söylemişti. Bugünkü okuyacağımız bölüm ise Avrupa'nın gelişmesinin ikinci nedeni, yani manevi sebebi. Onun üzerinde duracağız. Önce müsaadenizle okumak istiyorum. İkinci sebep, nokta istinattır. Evet, her bir Hristiyan başını kaldırıp müteselsil ve mütedahil maksatların birine el atsa, arkasına bakar ki istinat edecek kuvve-i maneviyesine daima imdat edip hayat verecek gayet kavi bir noktayı istinat görür. Hatta en ağır ve büyük işlere karşı mübarezeye kendinde kuvvet bulur. İşte o noktayı istinat, her taraftan ellerini uzatan dindaşlarının uruku hayatına kuvvet vermeye, İslamların en can alacak damarlarını kesmeye, her vakit amade ve dessas, medeni engizisyon taassubuyla, maddiyunun dinsizliğiyle yoğrulmuş ve medeniyetlerinin galebesiyle mest-i gurur olmuş bir müsellah kitlenin kışlası veya büyük bir kilisesi olan Avrupa'nın medeniyettir. Görülmüyor mu ki en hürriyetperver maskesini takan İG İngiliz elini uzatıp arıyor. Nerede Hristiyan bulsa hayat veriyor. İşte Habeş, Sudan, işte Tayyar, Artuşi, işte Lübnan, Havran, İşte Malsor ve Arnavut, işte Kürt ve Ermeni, Türk ve Rum ile ahir.
Elhasıl onları canlandıran emeldir ve bizi öldüren yeistir. Meşhurdur ki biri demiş, eğer bir noktayı istinat bulsam, küreyi zemini yerinden oynatırım. Bu faraziyede acayip bir nokta vardır. Demek bu küçücük insan noktayı istinat bulsa, küre gibi büyük işleri çevirebilir. Evet, metin bu. Burada tabii temel bir konu olarak kuvve-i maneviyeyi sağlayan bir dayanak noktasının bulunması esas alınmış. Nokta-i istinat, yani nokta-i istinat dikkate alınmış. Hristiyanların efendim dünyanın neresinde olursa olsun her zaman başı derde düştüğü zaman, bir sıkıntı yaşadığı zaman, başını kaldırdığı zaman yardım alabileceği bir milletin, bir topluluğun olduğu söyleniyor. Evet, tarihi realiteler de böyle. Sıkışanlar batıdaki İngiltere başta olmak üzere batı devletlerinden yardım isteyerek onların vermiş olduğu kuvve-i maneviye ile efendim amaçlarını yerine getirebiliyorlar. Bizim yaşadığımız coğrafyada biraz sonra örnekler verecek ama en yakın zamanda mesela çevremizdeki Yunanistan'ın, Ermenistan'ın vaziyeti bunun çok güzel örneğidir. Başı sıkıştığı zaman batıdan hemen destek almak suretiyle sorunları çözme yoluna gidebilmektedir. Burada en ağır ve büyük işlere karşı mübarezeye kendine kuvvet bulur. Yani burada asıl bana göre vurgulanan mesele Batı toplumunun her zaman yardım alacağı bir merkez bulunduğundan dolayı kuvve-i maneviyesini yitirmemesi. Bediüzzaman Hazretleri de zaten bir medeniyetin, bir gelişmenin olabilmesi için en çok vurguladığı konulardan birisi de ümit meselesidir. Kuvve-i maneviyenin yeniden oluşması meselesidir. Nokta-i istinat, her taraftan ellerini uzatan dindaşlarının uruku hayatına, hayat damarlarına kuvvet vermeye ve İslamların en can alacak damarlarını kesmeye her vakit amade ve dest lazım. Şimdi öyle bir vaziyet var ki bunlar her zaman dara düştükleri zaman, sıkıntıya düştükleri zaman yardım alabiliyorlar ve öyle bir kuvve-i maneviye ile bezenmişler ki her vakit İslamların en can alacak damarlarını kesmek için her vakit amade ve dessas bir vaziyetteler. Yani Bediüzzaman'ın efendim Avrupa 2'dir deyip Avrupa'nın o yıkıcı kapitalist, materyalist tarafının efendim dikkatlere sunduğu bir tarafı, bir de Hristiyanlığın efendim güzel taraflarından etkilenerek insani değerlerle bezenmiş Avrupa'dan bahsettiğini biliyoruz. Burada ikinci Avrupa'dan, yani o dessas Avrupa'dan, efendim o materyalist Avrupa'dan bahsettiği konusunu tartışmaya bile gerek yok. Yani insanlık değerleriyle bezenmemiş bir Avrupa. Yani her an İslamların en can alacak damarlarını kesmeye her vakit amade ve dessas. Kapalı kapılar ardında Müslümanların en temel efendim haklarını, hukuklarını yok etmeye hazır bir vaziyette bekleyen bir topluluk. Devamında daha önce bahsi geçen bir kavram yeniden geçiyor. Diyor ki medeni engizisyon taassubuyla, maddiyunun dinsizliğiyle, bu bahsini etmiş olduğumuz ikinci Avrupa'nın iki temel özelliği, medeni engizisyon taassubuyla, maddiyunun dinsizliğiyle yoğrulmuş ve medeniyetlerinin galebesiyle mest-i gurur olmuş. Şimdi özelliklerinden birisi şu, medeni engizisyon efendim taassubuyla şekillenmiş olmasını şöyle anlamak gerekir herhalde. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Avrupa'nın aydınlanmanın üretmiş olduğu değerlerle efendim bütün dünyayı yargılayan ve kendisi gibi olmayanları ikinci sınıf gören bir bakış açısı. Eğer benim gibiyseniz iyisiniz,
bana benziyorsanız tamam, hoş, güzel. Ama benim gibi değilseniz ben sizi yargılarım. Medeni Engizisyon dediği bu. Yani benim anladığım bu. Bugünkü hocam Avrupa Birliği kriterleri de bu bağlamda mı değerlendirmek lazım? Yani benim kriterlerime uyacaksın. Yani Avrupa Birliği'ni tabii o iki Avrupa çerçevesinde bana göre ele almak lazım. Avrupa Birliği kriterlerinin iyi taraflarını, efendim yanlış taraflarını o çerçevede değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Ama isterseniz ben bir bitireyim, müzakereyi ondan sonra geçelim. Bir medeni engizisyon tahassülüyle demişti. Maddiyunun dinsizliğiyle yoğrulmuş. Şimdi aslında Batı medeniyetinin temel özelliklerinden birisini medeni engizisyon özelliği olarak söyledi. İkincisi maddiyunun dinsizliğiyle yoğrulmuş. Öyle bir medeniyet düşünün ki onun içerisinde vahiy geleneğinden gelmiş bir topluluk olmakla beraber maddiyunla yoğrulmuş bir medeniyet. İki dünya savaşını çıkarmış, insanlara zulmetmiş. Bediüzzaman'ın başka yerdeki ifadesiyle mecmu vahşetini bir defada kusmuş bir medeniyet. Milyonlarca insanı katletmiş, öldürmüş bir medeniyet. Sömürgecilik vasıtasıyla yine milyonlarca insanı katletmiş bir medeniyet. Bu olumsuz ikinci Avrupa'yı kastediyoruz. Bir de tabii medeniyetlerin galebesiyle mest-i gurur olmuş bir müsellah kitleden bahsediliyor. Bunun üzerinde durmak lazım. Batı medeniyeti gelişmiş. Efendim dünyanın milli gelir bakımından en yüksek olan ülkeleri Avrupa'da. Teknoloji bakımından en yüksek olan ülkeleri Avrupa'da. Bu medeniyet ailesine mensup. Bununla ne oluyor bu? Medeniyetlerin galebesiyle mest-i gurur olmuş bir müsellah kitle. Çünkü medeniyetleri gelişmiş, dünyanın işte süper gücü olmuş. Şöyle demiş onlar da, bizim medeniyetimize ya uyarsınız ya da size hayat hakkı tanımayız. İşte dünyanın dört bir yanını medenileştirmek, tırnak içinde alıyorum. Mesela Trablusgarp'a asker çıkarırken orayı medenileştirmek için asker çıkarmışlardı. Irak'a Amerikalılar gelirken medenileştirmek, demokratikleştirmek için gelmişlerdi. Suriye, hakeza. Dünyanın dört bir yanına gelen bunlar, o toplulukların efendim kendilerinin medeni olmadığını ve medenileşmeye geldiklerini söylüyorlardı. Bir de tabii müsellah kitle. Eğer onların değerlerini kabul etmezseniz ne oluyor? Onların değerlerini kabul etmezseniz sizi baskı altında tutuyor. Eliyle, teknolojisiyle, gücüyle ve silahıyla. Ben bununla şunu anlıyorum, zorbacılık, eline silahı almış, tutmuş sana doğru, benim gibi ol diyor. Senin gibi olmam dediği zaman, o zaman sana hayat hakkı tanımıyor, o elindeki silahı boşaltıyor. Onun için medeniyetin, Batı medeniyetinin o negatif tarafının özelliklerinden birisi de bu, medeniyetlerin galebesiyle mest-i gurur olmuş bir müsellah kitle. Efendim, kışlası, kitlerin kışlası veya büyük bir kilisesi olan Avrupa'nın medeniyettir diyor. İşte tabii burada bu kadar temel bir giriş yaptıktan sonra örneklere geçiyor. Bence örnekler oldukça açıklayıcı. Tabii bütün bunları düşünürken o zamanı düşünerek yorumlar yapalım. Bugüne dair de değişik yorumlar yapabiliriz. Ama bu örnekler o günün örnekleri. Yani 20. yüzyılın İlk çeyreğinde görülen örnekler. Bakalım orada neler vermiş. Görünmüyor mu ki en hürriyetperver maskesini takan İG elini uzatıp arıyor. Ben acaba bu İG neden gizlendi? Aslında da böyle midir diye merak ettim. Baktım. Aslında da gerçekten bu şekilde parantezinde İG şeklinde yazılmış. Aynen şey yapmış. Bazı cümlelerin de efendim anlamını zorlandığım konularda aslına bakıyorum. Acaba bir değişiklik var mı? Açık söylemek lazımsa bugüne kadar sünuatta bir değişiklik göremedim. Aynen şey olmuş. Aynen basılmış. Üstad açılımını nasıl yapıyor İG'nin hocam? Efendim? Açılımını nasıl yapıyor İG? İngiliz. Yani zaten buradan da anlaşılıyor. İngiliz gavuru olarak mı o şey yapıyor? Evet yani. İngiliz. Artık ne dersin? maskesini takan. Evet. Şöyle,
elini uzatıp arıyor. Şimdi bunun emperyalist gücünü tabii güneş batmayan imparatorluk doğudan batıya kadar her yere istila etmiş şu tarih itibariyle. 20. yüzyılın başları itibariyle. Bugün birçok yerden çekilmiş. Bugün biraz daha farklı ama o gün itibariyle dünyanın her tarafında sömürgeleri olan bir devlet. Ve verdiği örnekler çok enteresan bence. Nerede Hristiyan bulsa hayat veriyor. İşte Habeş Sudan. Bunları tek tek üzerinde durmak gerekiyor. Bir defa nerede Hristiyan bulsa hayat veriyor. Nerede Müslüman bulsa sömürge ediyor. Kural bu. Bediüzzaman'ın başka bir yerde işte Elhannas dediği, şeytan diye hitap ettiği, İngiliz gavuru diye okuduğumuz efendim bu nerede bir Hristiyan bulsa hayat veriyor, nerede bir Müslüman bulsa onu eziyor, sömürgeleştiriyor. Tabii burada bu temel kuralı aşağıda örneklendirmiş. Habeş Sudan. Bunun birisi Müslüman, birisinin ise nüfusunun büyük bir kısmı, %90'ı Hristiyan. Habeşistan malum %90 itibariyle Hristiyan bir topluluk. Enteresan bir şekilde yine bu vesileyle baktım yani Habeşistan'la Sudan. Evet. Ama çoğunluk Hristiyan. Yani bu farklılığı ifade ederken neden bu örnekler verildi o amaçla? Eritre'de var. Eritre'de Habeşistan'ın hemen sahil kısmı. O da Hristiyan nüfusu çoğunlukta. Evet. Ben son bugünkü verilere baktığımız zaman Habeşistan'da %90 Hristiyan varmuş. Bugün itibariyle. Sudan diye geçiyor değil mi orası? Hayır, hayır. Habeşistan. Etiyopya diye geçiyor. Şimdi Etiyopya'da bir başka özelliği var. Mesela İngiliz sömürgeciliğinin girmediği bir memleket. Enteresan bir şey. Etiyopya çok zengin bir ülke olmadığı halde Hristiyan olduğu için Batı Hristiyanlığının gizli bir himayesine mazhar olmuş. Çok fazla böyle korudukları, geliştirdiklerini falan söyleyemeyiz kuşkusuz. 30'lu yıllarda Mussolini'nin orayı da işgal ettiğini de biliyoruz. Ancak İngiliz sömürgeciliğinin uzun yıllarında Etiyopya'nın Afrika'da hiç sömürge olmayan nadir birkaç ülkeden birisi olduğunu görüyoruz. Halkının da Hristiyan olmasının bir tesadüf, bir efendim bir kasıtla yapıldığını da gösteriyor. Yani yardım edildiğini, o topluluğun korunduğunu gösteriyor. Buna karşılık Sudan. Sudan mesela halkının yarısından çoğu Müslüman bir topluluk. Etiyopya gibi o da fakir. Ama sömürgecilik dönemi başlar başlamaz İngilizler bölgeyi sömürgeleştiriyor ve 20. yüzyıla kadar bir asrı aşan bir süre sömürge altında kalıyor. Bunlar tabii Bediüzzaman iki yan yana birbirine muadil örnekler vererek nazarlara sunuyor. Birisi bak diyor Hristiyan, onların efendim himayesine mazhar olmuş. Ötekisi pardon Hristiyan himayelerine mazhar olmuş. Müslüman ezmişler. Bütün yeraltı, yerüstü kaynakları vesaire ne varsa almışlar, ezmişler. Hatta bugüne kadar işte daha sonra da iç çatışmalarla böldüler. Deniz kenarındaki kısmını Eritre diye başka bir ülkeye adıyla ayırdılar. Neticede iş yapamaz, eli kolu bağlanmış bir İslam, Müslüman topluluğu olarak orada bıraktılar. Terörle boğuşan bir ülke olarak bıraktılar. Bunlar fiziki olarak da yakın birbirine değil mi hocam? Aynen, yani komşu. Komşu. Evet. Sudan'ın deniz kıyısı var. Sudan şu an ikiye bölündü. Güney Sudan diye. Güney Sudan, orada da Hristiyan nüfusu var. Fakat Sudan'ın şu an denize kıyısı var. Habeşistan'ın deniz kıyısı Eritre ile kapatıldı. Habeşistan'ın, evet, evet. Yani netice olarak Habeşistan ve Sudan kıyaslamasında Sudan Müslüman, Habeşistan Hristiyan olması itibariyle Sudan gadre maruz kalmış, Habeşistan ise birazcık korunmuş, hiç sömürge olmamış, az sömürülmüş diyelim. Öyle bir şey yapabiliriz. İkinci örneğimiz Tayyar Artuşi. Şimdi bu tabii çok yaygın kavram değil bunlar. Bunlar Artuşi kavramı biraz daha biliniyor. Van ve çevresinde bulunan bir aşiret adı. Ancak Tayyar
nedir? Bu çok yaygın bir kavram değil. Benim işte bu vesileyle bir kez daha şöyle bir baktığım zaman şunu gördüm. Tayyar Nasturlara ait bir aşiretin adıymış. Yani şunu biliyorduk mesela, tarihte okuduğumuz, bildiğimiz şeyler, Nasturilerin genel olarak o bölgedeki yaşamları vesaire, bunları biliyorduk. Hatta 19. yüzyılın ortalarında bir Nasturi isyanı başlamıştı. O zaman Bedirhanların Nasturilerle mücadele ettiğini, bir Kürt aşireti olan Bedirhan Bey'in Nasturiler üzerine gittiğini, fakat Nasturiler üzerine gitmesini o dönemdeki sultan olan Abdülmecid efendim çok tasvip etmedi. Neden etmedi? Bedirhan Bey'in Nasturiler üzerine gitmesi üzerine Batı büyük bir vaveyla verdi. Aynen burada söylendiği gibi. Nerede bir Hristiyan varsa efendim korur deniliyor ya. Aynen onun gibi Batı'nın vaveylası üzerine, padişah zaten sıkıntılı bir dönemde, Abdülmecid dönemi, 19. yüzyılın ortalarındayız, 1847 yılı. Böyle bir dönemde padişah Batı'nın sesine kulak vermek zorunda kaldı. Zaten Tanzimat dönemi de olduğu için birazcık da Batı'yla ilişkilerin iyi götürülmeye çalışıldığı bir dönem. Ve Bedirhan Bey'in üzerine askerler gönderildi. Burada tabii Bedirhan Bey'i de çok masum görerek bir anlatım söylemek istemiyorum. Çünkü Nasturların üzerine giderek birçok insanı da katletmişti o. Hakkari bölgesindeki Nasturlar üzerine gitmişti. Ancak Osmanlı Devleti Batı'nın Nasturlar üzerine gitmeyin demesi üzerine ordu göndermiş ve Bedirhan Bey'i etkisiz hale getirmişti. Tarihte bazen işte Bedirhan isyanı vesaire olarak da bilinen olay budur. Burada tabii konuyla alakalısı şu, Tayyar bu Nasturilerin kabilelerinden birisinin adı. Artuşi Van bölgesindeki aşiretlerden birisi. Artuşilere bakın, hiç koruyan yok. Efendim, onların halini hatırını vesairesini soran yok. Ama Tayyarlar ne oldu da onlara sahip çıkılıyor? Çünkü onlar Hristiyan. Hristiyan oldukları için sahip çıkılıyor. Söylediğimiz bu olay örneğinde de olduğu gibi onlar korunuyor efendim, sahip çıkılıyor. Tayyar ve Artuşi de bu. Bir başka örnek veriyor. Hristiyan ve Müslüman olarak. Lübnan ve Havran. Şimdi Lübnan yine 19. yüzyılda çok efendim çatışmalara zemin bulan bir mekan. Malum 19. yüzyılın ikinci yarısında dönemin devlet adamlarından Fuat Paşa bölgeye giderek Lübnan Nizamnamesini kabul etmişti. Ancak burada iki topluluk var. Bunlardan birisi Maruniler, ötekisi Dürziler. Dürzilerin özelliği şu, İslam'dan ayrılmışlar. Müslüman değil ama İslami kökten ayrılmışlar. Bugünkü ifadeyle bizim inançlarımıza göre sapık bir konuma gelmişler. Ama kök itibariyle Müslüman. Çıktıkları nokta İslam. Ama Marunilere baktığınız zaman Maruniler özellikle iyi Katolik. Efendim, Haçlı seferleri sırasında işte Haçlı eserlerinde onlar hakkında övücü şeyler yazıyor. İşte gelen Haçlı ordularını karşıladıkları vesaire, destek oldukları yazılıyor. Özellikle işte Katolikliği destekleyen Fransa gibi ülkeler bunlara sahip çıkıyor. Marunilere sahip çıkıyor. Havran bölgesinde, Lübnan'ın iki bölgesi var. Havran bölgesinde Dürziler yaşıyor. Özellikle dağlık bölge. Dağlık bölgelerde yaşayan bu Dürziler. Buna karşılık işte Lübnan'ın diğer kısımlarında da Maruniler yaşıyor. Bunun o kadar somut, Bediüzzaman'ın burada söylediğinin o kadar somut örneklerini görüyoruz ki Fransa başta olmak üzere Avrupa devletleri buradaki Marunilerin daha iyi konuma gelmesi için Dürzilere karşı Marunilerin güçlü olması için çabalamaya başlıyorlar. Hatta Dürziler üzerine bir asimilasyon uygulayarak başlangıçta dengeli bir nüfus sahibi olan Maruni-Dürzi dengesini Dürzilerin zayıflamasına ve çok azalmasına sebep oluyor.
Şu anda mesela Lübnan bölgesinde gidiyoruz diye oldukça azalmıştır. Suriye'de de %5. Evet. Şimdi bu Lübnan Havran kavramından, işte Havran'la Dürzileri kastediyor. Her ne kadar bugünkü anladığımız İslam, efendim Ehl-i Sünnet İslam'ı şemsiyesi içerisine girmiyorsa, hatta en geniş anlamda işte tevhid inancında bile problemleri olan bir topluluk bunlar. Ama Batı'nın bakışında yine İslam'dan bozulmuş bir şey olduğu için destek görmemiş, Marunleri desteklemişler. Bediüzzaman'ın burada dediği gibi, nerede bir Hristiyan bulsa hayat verir meselesi burada da gerçekleşiyor. Marunleri destekliyorlar. Bir başka topluluk Mansur ve Arnavut. Evet, burada da Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlarla Dağlılar arasındaki kıyaslamayı yapıyor. Yani Mansur, Dağlı, işte dağlarda yaşayan Hristiyan topluluklar anlamında kullanılıyor. Ve Arnavutluk coğrafyasında Müslüman olmayanların desteklenmesi anlamında kullanılıyor. Bir başka topluluk Kürt-Ermeni. Kürt-Ermeni üzerinde konuşmaya bile gerek yok. O kadar açık ki, mesela 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Doğu Anadolu'da özellikle Kürtlerin yaşadığı bölgede efendim Ermenileri hakim kılmak için Batılı devletlerin büyük destek verdiğini biliyoruz. Bir Ermeni devletini, o bölgede bir Ermeni devletini kurmak için. Bundan dolayı Batı hep şunu söylemiştir. Özellikle 1915 olayları, en son 1915 olayları ile Kürtler Ermenileri katlediyorlar. Hatta Kürtler ve Çerkezler, arşiv belgelerinde bu iki kavim söylenir. Kürtler ve Çerkezler Ermenileri katlediyorlar. İşte Ermenileri koruyacağız, Ermenileri koruyalım şeklinde değerlendirme yaparlar. Bunun dışında mesela 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, Abdülhamit döneminden itibaren Anadolu'da çıkmış bütün isyanlarda Batılılar kimin destekçisi olmuştur? Ermenilerin destekçisi olmuştur. Mesela 1905 olayında bile şu Karaköy'deki o koskoca efendim Osmanlı Bankası binası Ermeniler tarafından işgal edilince Batı ayağa kalkacaktır. Neden ayağa kalkarlar? Ermenileri Türkler katlediyor. Halbuki isyanı çıkaran, efendim orayı işgal eden Ermeniler. Batı'yı rahatsız etmeyelim diye Osmanlı askerlerinden bir saf yapılır. Denize kadar halk linç etmesin, halk Ermenilere zarar vermesin diye. Osmanlı askerlerinin arasından o isyancı, efendim bankanın içerisindeki o isyancı ve birçok insanı katletmiş olan Ermeniler yürüyerek denize kadar giderler ve deniz kenarında da bir Fransız gemisi beklemektedir. Fransız gemisine binerler, kemali rahat ile efendim Akdeniz'e doğru açılırlar, rahat rahat giderler. Batı'nın desteğini görüyor musunuz? Nerede bir efendim Hristiyan varsa hayat verir meselesi orada da kendisini gösteriyor. Bugün bile yani bu meselenin bugüne de taşınan yönleri vardır. Ne zaman bir Ermeni meselesi çıkmışsa Batı her zaman Ermenilerin yanında yer almıştır. Müslümanların karşısında yer almıştır. Bir başka örnek Türk ve Rum meselesi ki bunu hepimiz yaşadığımız için hiç konuşmaya bile gerek yok. Yunanistan'la Türkiye arasında herhangi bir problem, sorun çıktığı zaman Batı'nın hemen Yunanistan'ın yanında konumlandığını, efendim Yunanistan'ın desteklediğini açıkça biliriz. Evet. Şurayı da bitirip ondan sonra müzakereye geçelim. Evet, bu örnekler oldukça efendim dikkat çekici, can alıcı örnekler. Üzerinde daha da konuşacağız ama şurayı bitirelim. Onları canlandıran emel, bizi öldüren yeis. Burada enteresan bir şekilde Arşimed'in bir sözünü alıyor Bediüzzaman Hazretleri. Ve diyor ki, eğer bir noktaya istinat bulsam, küre-i zemini yerinden
oynatabilirim. Ama bu örneği ne için kullanıyor? Ne için veriyor? Yani eğer bir, bak, Batı Avrupalılar bir dayanak noktası bulmuşlar, dünyayı ellerinde oynatıyorlar. Aslında şunu da söyleyecek, aşağılara indikçe onları da söyleyecek. İslam dünyası, sizin de dayanak noktalarınız var. Onlara dayanıp siz de efendim hakim olunuz diyecek. Tabii aşağılarda şu anda ona gelmedik. Burada müzakereyi açmak istiyorum. Bu konuyla ilgili eklemek isteyenler buyurun. Aslında bir soruyla devam etmenizi istiyorum. O da şudur ki, şimdi Batı'ya gidip gördüğümüzde şöyle bir şey var. Onların birbirleriyle istinadına baktığınızda bunu görmek çok zor. Niye? Çünkü bencil ve kibirli bir yaşamları var. Artı mesela Fransa'ya gitseniz, Fransızlara sorsanız en üstün onlardır. Hatta mümkün olsa çoğu İngilizce bilmesine rağmen konuşmazlar zorda kalmadıkça. Benzeri şey mesela Almanlarda da yaşıyorsunuz. İnanılmaz derecede mesela hani geçmişte Hitler'den gelen bir şeylik vardır. İtalyan böyle bir ego vardır yani. İnanılmaz derecede. Ve herkesten üstün, Avrupa'ya göre daha üstün sayarlar. Ve şöyle bir Hristiyanlığı çok iyi bilmemekle beraber hani biz Müslüman kardeşliği gerek Kur'an'da ve gerek sünnette var olduğu için biliyoruz. Biz kardeşiz diye hep birbirimize atıf yapıyoruz. Ama Hristiyanlarda bu da mesela atıf yapılmıyor ve inançları çok zayıf. Yani zaten hani gittiğiniz zaman bakarsınız ki kiliseye gidenler genelde yaşlılardır. Veya onların torunlarıyla beraber giderler, az çok hafiften unutmasınlar, alıştır. Hani bunların birbirine olan bu dayanaklarını tam olarak anlamış değilim. Ben cevap vermek isterim. Buyurun. Şimdi Hristiyanlar kendi aralarında bir rekabet var. Özellikle bu ırkçılıktan dolayı. İngilizler Almanları, İtalyanlar işte diğer Latinler, Kuzeylileri sevmezler. Ama iş Müslüman olunca veya ne bileyim bir Afrikalı bir siyah toplum, Müslüman toplum olunca hemen birleşiyorlar. Yani dolayısıyla yani Hristiyanlık bugün Avrupa'da oldukça zayıflamış olmasına rağmen bu geçmişten gelen Haçlı duygusuyla o medeniyeti sahiplenerek üstün ırk, ari ırk vesaire gibi şeylerle kendilerini üstün görüyorlar ama yani Müslümanlığa gelince iş başkalaşıyor. Yani üstadım verdiği bir misal var hocam, aşiret misali. Hani iki aşiret kendi arasında çarpışıyor. Fakat dışarıdan bir hücuma maruz kaldıklarında iki aşiret hemen o kavgayı unutuyor. Dışarıya karşı beraber cephe alıyor. Yani bu Hristiyanların da tavrı aynı bunun gibi. Yani kendi aranda o rekabetler veya anlaşmazlıklar olsa bile ama iş İslam'la olan şeye geldiğinde onları unutuyorlar. İslam'a karşı ortak bir cephe ya da Hristiyanlara bir noktayı istinat rahatça oluyordu. Bir de tabii bu konu bitmeden Batı medeniyetinin malum en temel özelliklerinden birisi menfaat. Başkasını yutmakla beslenir. Bu enede de tecelli eder, devlette de tecelli eder. Mesela bireyde, fertte tecelli ettiği zaman başkasını hiç umursamaz. Diyelim ki devlet hayatı içerisinde şu anda batılı bir kimseyle komşusun. Sana karşı menfaatini çok ciddi bir şekilde sağlar. Ama bunun dışında bir de işte devletin menfaati söz konusu olduğu zaman hepsi bir araya gelip o menfaati sağlamak için birlik oluşturuyorlar. Bugün görüldüğü gibi. Mesela bugün de öne benzer işte Hollanda'da efendim bir olay yaşanıyor. O olay çerçevesinde topluluklar bir efendim kenetleşme içerisine girebiliyor. O menfaatlerini korumak için birlik oluşturabiliyor. Evet. Bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi çok inanılmaz ama yaşanmış bir hadisedir. Kudüs General Allenby'nin ordusu tarafından alınınca 1917'de çok ilginçtir. Berlin'de, Almanya'da Müslümanlardan çıktı, Hristiyanlara geldi, girdi diye böyle bayramlar, kutlamalar yapılmış. Halbuki biz yani canla başla Alman, Avusturya ve Osmanlı savaşıyordu. Yani bir yerde bir cephede yenilgi olmuş.
Fakat sevinebiliyorlar. Yani bu, bilemiyorum, çok enteresan bir şey. Evet. Başka bir şey daha söylemek istiyorum. Evet, yani genel olarak bu noktaya istinat, biz tabii burada Batı'nın gelişiminin maddi nedenlerini geçen hafta tartışmıştık. Şimdi manevi nedenleri üzerinde duruyorduk. Üstad burada temel bir konu olarak dayanak meselesini, kuvve-i maneviyenin alındığı bir dayanak noktasının olması ve bütün Hristiyan toplulukların kendisine mutlaka birisinin, bir Hristiyan büyük devletin yardım edeceğini düşündüğü için çok büyük, kendisinin kaldıramayacağı işlere bile girdiğini söylüyor. Yani bu işte bazen Yunanistan'la, işte bazen efendim Ermenistan'la, bazen değişik coğrafyalardaki Hristiyan toplulukların mevzi bulundukları yerlerde buna benzer davranışlar gösterdiklerini görüyoruz. Örnekler de verdi Üstad. Şimdi bunlarla ilgili katkıda bulunmak isteyen, yorum yapmak isteyen. Ben güncel bir şey söylemek istiyorum. Şimdi özellikle bu Mısır'da bir darbe yaşandı. Yani bu Avrupa değerlerine aykırı bir şey. Fakat çok ilginçtir, Mısır'daki askeri darbeyi Batı dünyası şey yapmadı, itiraz etmedi. Tamam, güzel şeyler söylemediler ama kötü söz de söylemediler. Yani desteklediler aslında. Çok enteresan bir şeydir bu. Üzerinde aslında biz Müslüman toplumlar kadar daha fazla Batılı toplumların kendisini sorgulama ihtiyacı var. Sadece öyle değil. Mesela Türkiye'de de bir darbe oldu, bu Fethullahçı darbe. Çok ilginçtir, Avrupa, Amerika, bütün Batı ülkeleri bu FETÖ'cü 15 Temmuz 2016 darbesini desteklediler ve hala da destekliyorlar. Darbenin ileri gelenlerini, hatta askeri görevlileri, NATO subaylarını şey yapıyorlar, koruyorlar. Vatandaşlık hakkı veriyorlar. Suçlu olduğu halde iade etmiyorlar. İkili anlaşmaları çiğniyorlar. Yani bu aslında skandal denilecek kadar çok büyük bir olay. Avrupa'nın değerlerini, demokrasi, işte insan hakları, işte bununla ilgili birçok değeri tamamen ayaklar altına alacak kadar ilginç bir dönemden geçiyoruz. Yani mesela bu son zamanda yaşanan Türk diplomatlarına, bir elçiliği bizim elçimizi tutukladılar Hollanda'da. Yani bu olmamış bir şey. Doğu'da dahi olmamış bir şey. Yani bir tek işte İran'da Amerikan elçiliğinin işgali söz konusudur. Bizim başkonsolosumuzu alıp hapse attılar. Bir bakanı elçiliğe, ki elçilik o ülkenin toprağı sayılır, oraya götürmediler. Yani bu gerçekten bizim düşünmemizden daha önemlisi Batılıların kendilerini sorgulamasını gerektiren vahim bir durum. Çünkü gerçekten şu an bulundukları seviye çok çok kötü bir durumda. Evet hocam, siz bir şey diyecektiniz. Yok, yani şey, her ne kadar Fethi Hristiyanlar Hristiyanlıkla ilgileri yoksa Avrupa Milliyetinin şahs manevisi Hristiyanlık, muharrem olsa. Dolayısıyla Hristiyanlıkla ilgili bir şey söz konusu olduğu zaman bütün Avrupa devletleri birleşiyorlar. Birleşiyorlar. Yani ruh Hristiyanlık, muharrem bile olsa. Ama fertler laiktir. Dinle, diyanet, kişi yoktur ama söz konusu olduğu zaman Irak'a atıklar füzelere bile Haçlı şeyleri koydular. Bugün Haçlı seferidir geldiler Amerika'da. Evet, buyurun. Bey'in sorusuna ilave olarak ben de şunu belki bakış açısı olarak nazara vermekte fayda görüyorum. Fert ve organize olmamış toplum bazında dediğiniz doğru. Orada işte normal felsefe şakirdinin tezahürlerini görüyoruz. Ama organize olan, hani Üstad'ın ikinci Avrupa dediği siyaset Avrupa'sında o dayanışma üst düzeyde, hepsi aynı akılla hareket ettiği için. Yani organize kısımda, siyaset Avrupa'sında ya da Batı'nın siyasi organizasyonlarında o tesanüt, çıkar etrafında muazzam birleşme,
İslam karşısında organize güçlerin şeyini fertlerin tutumundan ayırmak lazım. Yani o siyaset Avrupası. Başka? Bir üst akıl evet. Var aslında. Avrupa'da bir üst tabii, akıl var. Yani toplumdan biraz daha... Tabii bütün şeyler, tüzel kişilikleri belirleyen, hepsine rolleri paylaştıran bir sistematik siyaset Batı dünyası var. Bu Batı insanını da Amerika halklarını da muzdarip eden, perişan eden bir durum ama onun üzerine çıkılamıyor, aşılamıyor. Yani o dolayısıyla oradaki fertler arasındaki şeyle siyaset Avrupası'nın geneldeki tesanüdünü ve hep aynı hedefe kenetlenmesini, kilitlenmesini ayırmak lazım. Yani fertle siyaset Avrupası'nın organize gücü ayırmak lazım. Evet. Bu ikinci sebebin ortasında bir yerde şöyle bir ifade var. Medeniyetlerinin galebesiyle mest-i gurur olmuş bir müsellah kitlenin kışlası ve büyük bir kilisesi olan Avrupa'nın medeniyeti. Ben burada kilise kelimesinin altını çizmek istiyorum. Yani Avrupa medeniyetini bir kilise gibi tanımlıyor. Yani Hristiyanlıkla yoğrulmuş, Hristiyanlığın özünü efendim içine almış bir medeniyet olarak. Yani tabii burada onun iyi tarafı, kötü tarafı vesaire onlar ayrı bir konu. Ama Hristiyanlığın ile yoğrulmuş bir şey. Benzetmesi bana enteresan geldi. O medeniyeti işte kışlası ve büyük bir kilisesi olan, büyük bir kilisesi olan Avrupa'nın medeniyeti. Din etkisini vurgulamak için söylenmiş bir söz. Onu şöyle açabiliriz belki. Şimdi nasıl İslam medeniyetinde önce cami kuruluyor, mahalleler adını camiden alıyor ve onun etrafına oluşuyorsa, Batı kültüründe de yine inanç merkezli, kilise hakim. Şimdi bir an şöyle düşünün, hani Cemil Meriç'in dediği Tanzimat'tan sonra bir de baktık, Türkçe konuşan birer Fransız olmuşuz diyoruz ya. Şimdi aslında rektör, yani eğitim sistemindeki reformu düşünün, Osmanlı'nın medrese, eğitim sistemi, mahalle sistemi, bir de modern geldiğimiz nokta. Rektör mıntıka papazı. Yani anaokulundan bile giydirilen kıyafetler, mezuniyet, işte dekan grup papazı, işte hocalar ona göre hep oradan geliyor. Adını ne kadar reddetseniz de aslında büyük bir kilise tabiri tam oturuyor. Yani bilinç altında ve bütün mekanizmada o yapılanma hakim. Bizde de işte onun cübbesi kepi yerine bizim cübbemiz sarığımız vardı. Yani iki medeniyeti doğru kurguladığınızda sonuç, evet aynen, kilisedir. Alem-i İslam, Asya bir camidir diyor. Buraya gelenin ona uygun hareket etmesi lazım, o Ayasofya misalindeki gibi. Bunlar son derece isabetli sosyolojik tespitler, tam böyle şablon gibi oturuyor. Ne olursa olsun, çünkü bütün yapılanma bilinç altında ona göre kurgulanmış. Bu ha deyince olmaz. Hala bilmem mekteplerin yüzde kaçı papaz ve kilise kontrolünde. Ki bizimki manen şeklen girmiş. Evet. Peki hocam, İkinci Dünya Savaşı'nı nasıl izah edebiliriz o zaman? Bu biraz kendi içinde işte. O çıkarından dolayı ve ego üst düzeyde. Biz zayıflayınca kavga edecek kimse kalmadı, birbirlerine düştüler. Bütün mesele o. Osmanlı'yı bitirdik deyip rahatladılar. İkinci Dünya Savaşı'nın şeyi o Kur'an medeniyeti ve Batı felsefesinin beş esası var ya, beş menfi esası var. Bakın o beş menfi esasın o şeye çıkmasıdır. Yani yürürlüğe konması. Hakka bedel kuvveti esas alır. Unsuriyetçilik, ırkçılık, menfaat, yani bunlar, bu beş şeye dikkat ederseniz savaşı doğurmaktan başka bir sonuç yok yani. Aslında bugün iki dünya savaşında kalmasının nedeni çok ilginçtir, nükleer silahlar. Çünkü şiddet dengesi denilen bir şey meydana gelmiş. Eğer nükleer silahlar başlasa dünya 7-8 kere tamamen yok olacak kadar böyle yüksek bir tahrip gücü var. Dolayısıyla nükleer silahlar barışı getirmiş. Eğer nükleer silahlar icat edilmemiş olsa dünya herhalde 3-4 tane daha dünya savaşı olurdu. Yani netice olarak burada üstadın da söylemiş olduğu gibi Müslümanlara karşı her zaman birlik oluyorlar.
Yani Haçlı seferlerinden beri böyle, bugün de böyle. Ancak Kur'an medeniyetiyle Batı medeniyetinin arasında o temel farklardan, o menfaat kaygısından dolayı kendi aralarında da sürekli çatışıyorlar. Yani kendi aralarında musallaha içinde değiller, sürekli çatışıyorlar. Mesela işte demir yataklarına sahip olacağız diye Dünya Savaşı'nın neden oluyor. İşte o artık demirle, efendim sanayiyle dünya yeni bir yöne gidiyor. Onu biz mi alacağız, sen mi alacaksın meselesinden dolayı yeni bir savaşa daha neden olabiliyor. Menfaat üzerine dönüyor bütün siyaset. Ben burada tabii dikkatleri şu Arşimed'in sözüne getirip oradan diğer soruya geçeceğim eğer bu konuyla ilgili değerlendirme yoksa. Ben günümüze şöyle bir yorumlamak istiyorum. Aslında bu söylediklerinizi böyle hani biraz da yorum yaraktan. Madem üstadın da burada belirttiği gibi Batı medeniyetinin böyle bir teşekkülü var. Mesela günümüze baktığımız zaman bizim söylevlerimizi bunu okuduktan itibaren onları kışkırtıcı gerek dini mevzularda olsun, gerek tarihi mevzularda olsun yapmamamız gerekmiyor ki üzerimize saldırtmamak için. Öyle değil mi? Yanlış mı düşünüyorum yani? Bugün sanki günümüz siyaseti bunu yapıyor ve biz bireyseller de biraz buna hani yiyoruz gibi geliyor yani açıkçası. Aslında onların bir yerde tuzaklarına düşüp tam da onların istediklerini yapıyoruz. Halbuki biz bunu yapmasak belki hocamın dediği gibi menfaat dolayısıyla birbirlerini yiyecekler. Ama şu anda biz önüne sanki şey yapıyoruz. Gelin ya niye uğraşıyorsun? Biz buradayız der gibi. Ama şöyle bir şey var. Müslüman, Müslüman gibi yaşar. Yani bütün insanlığa karşı işte sulhkârâne davranır. İnsanların kardeş olmasını, barış içinde yaşamasını ister. Cidali tercih etmez. Medeniyetler arasında temel fark bunu gerektiriyor. Çatışmayı istemez, nefreti istemez, ırkçılığı istemez. Onun için biz onlar için kötü şeyler düşünemeyiz. Talep de edemeyiz. Yani ha onlar bizim için kötü şeyler düşünüyor, biz de onlar için düşünelim. Öyle bir şey diyemeyiz. Ancak şu var bakın burada. Arşimed'in sözünden giderek hani Batılılar bir noktaya istinat bulmuş, büyük medeniyetler kurmuşlar. Evet. Ve buradan siz de kurabilirsiniz deyip Müslümanlara geçiyor Bediüzzaman Hazretleri. İsterseniz oradan devam edelim. Ama önce ben Arşimed'in sözünden itibaren şöyle bir tekrar okuyacağım. Onları canlandıran emeldir, bizi öldüren yeistir. Meşhurdur ki biri demiş, eğer bir noktaya istinat bulsam küre-i zemini yerinden oynatırım. Şimdi bu sözü Batılılar için anlattı üstad. Yani işte örnekler verdi. Habeş'i verdi, Sudan'ı verdi, Tayyar Artuşi'yi verdi vesaire. Efendim Batılılar işte kendilerine bir yardım eden olduğundan dolayı hatta kendilerinin yapmaya güçlerinin yetmeyeceği olaylara bile kalkıştıklarını söyledi. İşte küçücük bir Kuzeybatı Avrupa devleti dünyada birçok sömürge edindi, onlara hakim oldu vesaire. Neyin sayesinde? O ruhun, o Hristiyanlığın kendilerine göstermiş olduğu yardımın sayesinde. Peki bu faraziyede acip bir nokta vardır. Demek bu küçücük insan noktayı istinat bulsa küre gibi büyük işleri çevirebilir. Ha, tamam, Avrupalılar için konuştuk. Şimdi de bakalım Müslümanlar için ne diyecek? Yani Müslümanlar bir dayanık noktası bulabilecek mi? Bulursa bunu gelişmeye tebdil edebilecek mi? O bölümü okumak istiyorum. İşte ey ehli İslam, artık Müslümanlara hitap ediyor. İşte küre-i zemin gibi ağır ve alem-i İslamiyeti çökmüş olan mesaip zorluklar ve devahiye musibetler karşı noktayı istinadınız muhabbetle ittihadı, marifetle imtizacı efkarı, uhuvvetle teavünü emreden noktayı İslamiyettir. Bak, alem-i İslam'ın şu büyük dairenin noktayı uzmasından tut, ta en küçük dairenin mesela medrese talebelerinin birer uktayı hayatiyesi efendim vardır. Heyet-i içtimaiyenin efrat ve revabıtı birbirine istinadı gibi o ukdeler dahi birbirine merbut, müteselsilen o noktayı uzmaya müstenittir. Demek bütün o ukdeyi hayatiyelerini boğmak değil, belki tenebbüh ve neşv-i nema vermekle İslam tenebbüh edip terakkiye başlayabilir. Evet, İslam tenebbüh edip uyanıp terakkiye başlayacak. Nasıl başlayacak? İşte burada tabii şöyle
başlamıştı. Küre-i zemin gibi ağır ve alemi İslamiyeti çökmüş olan mesaip ve devahi. Şimdi o günün şartları içerisinde İslam alemini bu cümleyle görelim. Yani Osmanlı'nın durumu ortada. Efendim geri kalmış ve en sonunda işgal altına girmiş. Musibetler, efendim zorluklar, sıkıntılar, felaketler, fitneler hep Osmanlı'nın içerisinde. Bunlara karşı bir nokta istinadı var mı Müslümanlar? Nokta istinadınız diyor, muhabbetle ittihadı. Yani aranızda kardeşlikle bir birlik kuracaksınız. Efendim, marifetle imtizacı efkârı, bilgi ile fikirlerin efendim tartışmasını, bir araya gelmesini, mezc olmasını sağlamalısınız. Üçüncüsü, uhuvvetle teavünü emreden nokta-i İslamiyettir. Dayanak noktası mı istiyorsunuz? Alın size dayanak noktası. Uhuvvetle, kardeşlikle yardımlaşmayı emreden nokta-i İslamiyettir. Onların işte efendim dayanak noktası, o Hristiyanlık noktasındaki birbirlerine yardımlaşması yerine Üstad Bediüzzaman bunu öneriyor. Enteresan bir şekilde tabii bunu mesela daha önceki okuduğumuz bölümlerde Haccın Hikmeti meselesinde de vurgulamıştı marifi, ittihadı, teavünü. Yani İslam dünyasının gelişmesi için anahtar kelimeler bunlar. Noktayı istinat neymiş tekrar söyleyelim. Muhabbetle ittihat. İttihat. Marifetle imtizacı efkar. Efendim. Bunlar tabii İslam dünyası içerisinde İslam toplulukları arasında hani haç meselesinde okuduğumuz mevzuyu aynen burada tekrarlıyoruz. Unsurların farklı efendim devletlerin farklı toplulukların birbirleriyle tanışmaları, muhabbet beslemeleri ve birlik oluşturmaları gerekiyor. Hatta nihai bir sonuç olarak Bediüzzaman başka bir yerinde Cemahiri Müttefiki Amerika gibi bir İslam birliği oluşturun diyor mesela, değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin o federatif yapısını nazarlara verip öyle bir İslam birliğinden bahsediyor. Şimdi mesela güneyimizdeki ülkelerde sınırlar değişiyor, şu oluyor, bu oluyor. Sınırları falan değiştirmeye hiç gerek yok. Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda insanlar efendim zihinlerindeki sınırları kaldırırlarsa kucaklaşmak mümkün olur. Suriye ile, Irak'la, Arabistan'la, Lübnan'la, Ürdün'le ve diğer İslam ülkeleriyle efendim muhabbetle bir ittihat gerçekleştirilmesi gerekiyor. Marifetle imtizacı efkar biraz daha böyle derin bir konu. Belki üniversitelerin, milli eğitimin efendim bunun üzerinde çalışması gerekiyor. Nasıl olacak? Bilgiyi efendim nasıl bir bilgi elde edeceğiz? Batı'dan gelen bilgi mi yoksa Kur'ani bir bilgi mi? Bunları belki irdelemek gerekir. Kur'ani bilgiyi efendim aramızda yayıp o imtizacı efkarı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Fikirlerin mezci olması, bölük bölük, parça parça birbirini yok eden fikirler değil de mezci olmuş fikirler haline gelmemiz gerekiyor. Üniversiteler çalışmalı, milli eğitim çalışmalı, efendim sivil kuruluşlar çalışmalı. Her birinin çalışması birbirini yok eden değil, birbirine destek olan bir şeyler ortaya çıkarmalı. İslam dünyası için öyle, efendim Türkiye için de öyle. Üçüncü unsur, uhuvvetle teavünü. Efendim, dayanak noktası olarak o kardeşçe yardımlaşmayı sağlamamız lazım. Hani haç hikmetini uygulayamadık demiştik ya, onunla efendim teavün yok oldu, onun neticesinde teşrik-i mesai yapamadık. Onları tekrar canlandırmamız gerekiyor. Kardeşçe, İslam ülkeleri, Müslümanlar arasında o kardeşliği tesis edip yardımlaşmayı kurmamız gerekiyor. Mesela İslam ülkeleri arasında maddi bir yardımlaşmayla ekonomik bir birlik sağlanması gerekiyor. Ticaretin ciddi anlamda geliştirilmesi gerekiyor. Bugün Suudi Arabistan'a bakın, Lübnan'a bakın, Suriye'ye bakın vesaire diğer ülkelere bakın. Ticaretlerin büyük bir kısmını Avrupa ülkeleriyle ve İsrail'le yaptıklarını görürsünüz. Halbuki teavün neyi gerektirir, kardeşlik neyi gerektirir? Önce kardeşinden alman gerektirir. Hem onun menfaatinedir hem senin menfaatinedir. Böyle bir şey tesis edilmesi gerekiyor. Aslında şuradaki o üç maddenin üçünde de biz gereğiz.
Üçünde de sorunluyuz. Evet, diğer bölümde ise vurguladığı bir şey var. Ukde-i hayatiye meselesi var. Alem-i İslam'ın şu büyük dairenin noktayı uzmasından tut, ta en küçük daireye kadar birer ukde-i hayatiyesi vardır diyor. Ukde-i hayatiye şöyle anlıyorum ben. Yani mesela bir ağacın ukde-i hayatiyesi nedir? Çekirdektir değil mi? Çekirdek. Yani İslam aleminin ukde-i hayatiyesi nedir? İslam aleminin o değerlerini, fikirlerini, medeniyetlerini içinde barındıran bir özdür o, ukde-i hayatiye. Onu yok edersen, ukde-i hayatiyesini yok edersen İslam diye bir şey kalmaz. İslam alemi diye bir şey kalmaz. Burada diyor ki, alem-i İslam'ın büyük dairenin noktayı uzmasından tut, ta en küçük daireye kadar bir ukde-i hayatiyesi olması lazım. Her birisinin ukde-i hayatiyesi de şu üç amacı hedeflemesi gerekiyor. Yani Kur'an'ı, İslam'ı, bir gelişmenin nasıl olması gerektiğini o ukde-i hayat taşıması gerekiyor. Ve mesela burada Bediüzzaman'ın vermiş olduğu örnekte en dar dairedeki mesela medrese öğrencileri demiş. Onların ukde-i hayatiyesi nedir? Efendim Kur'an hakikatlarını dünyaya dair, ahirete dair neler söylediklerini bilmek, düşünmek. Bu olmalı. Onun varlık nedenleri bu olmalı. Dünya, nefis vesaire olursa varlık nedenleri ortadan kalkar. Medrese talebeleri böyle olduğu gibi, üniversite talebeleri, lise talebeleri böyle olduğu gibi devletin de, İslam aleminin de ukde-i hayatiyesi bu olmalı. Yani öyle bir birlik, öyle bir kardeşlik, öyle bir fikri bütünlük olması gerekiyor ki onunla bu dayanışmayı gerçekleştirelim, gelişmeyi sağlayabilelim. Burada tabii sonunda da bir ikaz var. Demek bütün o ukde-i hayatiyelerini boğmak değil, belki tenebbüh ve neşb-i nema vermekle İslam tenebbüh edip terakkiye başlayabilir. En küçükten en büyüğe kadar o ukde-i hayatları boğmak, yok etmek değil. Yani buradan ben şunu da anlıyorum. Kurumların, toplulukların vesairenin İslam'ı, Allah'ın rızasını temel alarak geliştirmiş oldukları çaba, gayret, hizmet vesaire, bütün bunları yok ederek değil, onlarla birlikte alemi İslam'ı da kuşatan bir şekilde o temel prensiplerde, ittihatta, imtizacı efkarda, marifetle imtizacı efkarda ve yardımlaşmada hepsinin ortak bir noktada buluşmaları ve terakki sinerjisini elde etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bu konuyla ilgili değerlendirmelerinizi almak isterim. Buyurun. Şimdi çok ilginç bir şey var. Muhabbet, marifet, uhuvvet gibi duyguları Cumhuriyet'in ilk yıllarında kaybetmek için olağanüstü bir çaba sarf edilmiş. Yani Cumhuriyet'in ilk yöneticileri, Mustafa Kemal başta olmak üzere, Türklerle Araplar arasında derin bir uçurum meydana gelmesi için yapılması gereken her şey yapılmış. Türkiye'de bu ırkçılıkla beraber Arap düşmanlığı işlenirken, Arap ülkelerinde de benzer şekilde ırkçılıkla birlikte Türk düşmanlığı işlenmiş. Resmi okullarda, üniversitelerde, Arap ülkelerinde hep bunu görüyoruz. Yani yöneticiler bakıyorsunuz, yani muhabbeti, uhuvveti yok edecek ne varsa yapmışlar. Yani Kazım Karabekir'in bir sözü var. Özellikle Mustafa Kemal'e isnaden söylediği, Uğur Mumcu da bunu dile getirmişti. Arap oğlunun Yahvesi diyor haşa Kur'an-ı Kerim için. Yani bu aslında düşünülecek olursa İslam aleminde uhuvvet kardeşliği boğmak için ne yapılmışsa, elden ne gelmişse yapılmış. Çok ilginçtir. Kaderin de sevkiyle bugün Suriye'de Elbap denilen, ki kelime karşılığı kapıdır, İnşallah Türklerle Araplar arasında bir ittifak meydana geldi. Yani enteresan bir şey. İnşallah bu açılan kapıdan Türklerle Araplar arasında bir kardeşlik, uhuvvet ve
muhabbet, sevgi bağı oluşur. Çünkü Türkiye'ye 3 milyona yakın Arap kardeşimiz, Suriyeli kardeşimiz geldi. Burada hayatlarını kurtarmak için geldiler. İnşallah bu her iki toplumda da şeyi geliştirecek. Hatta Münazarat isimli eserinde Bediüzzaman Kürtlere şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Türklerle birlik olun, beraberlik olun. Biz küçük bir kavimiz ama o Türk ve Arap iki büyük İslam kavmine destek olmak gerektiğini ifade ediyor. Yani bunu aydınların herhangi bir kavme mensup olması önemli değil. Müslüman olması en büyük milli birlik beraberliği sağlayacak bir husus. Bu konuda bu konunun işlenmesi, anlatılması gerçekten önemli. Aksi takdirde muhabbet, sevgiyi arttırmak değil, gerilere düşüyoruz. Aslında tam da o söylemiş olduğunuz Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki bir takım pratiklerle o ukde-i hayatiyeyi kaybetmişiz değil mi? Kesinlikle. Yani dayanak noktası gitmiş. O dayanak noktasının yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Yani işte tabii ki Demokrat Parti'den sonra bu kısmen gele tabii çok ileri bir noktaya gelmiş ama eksiklerimiz var. Onları da tamamlamak gerekiyor. Evet, bu konuda değerlendirmesi olanlar... Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter demişiz. Küstürmüşüz hepsini. Evet. Ve ders kitaplarında Arapların çok büyük şeyler var. Düşmanlığı vardır. Bizde de olduğu gibi bir sürü atasözü uydurmuşuz. Ne şanın şekeri, ne Arap'ın yüzünde. Benzer bir sürü şeyler var. Hocam burada ukde-i hayatiye İslam'ın uyanması olarak mı anlıyoruz? Onu birazcık daha şey yapsak açma. Evet, yani ben ukde-i hayatiyeyi şöyle düşündüm. Hani daha önceki bölümle birlikte düşünürsek, daha önce şu söz hani söylendi ya Arşimet'ten naklen. Eğer bir noktaya istinat bulsam, küre-i zemini yerinden oynatırım. Avrupalılar için bunu anlattı önceki bölümde. Ondan sonra da ey ehli İslam dedi, Müslümanlar için anlatmaya başladı. Siz de dedi, bir dayanak noktanız var aslında. O dayanak noktanız, efendim, o ukdi hayatiyenizi ortaya çıkarmak. Ve onun içeriğinde 3 madde altında topladı. O ukdi hayatiyenin içeriğini 3 madde olarak topladı. Onlardan bir tanesi mesela, muhabbetle ittihadı gerçekleştireceksiniz. Yani efendim sevgiyle birlik kuracaksınız. Marifetle imtizacı efkarı ve kuvvetle teavünü emreden noktayı İslamiyettir. Bu nokta üzerinde, bu dayanak noktası burasıdır. Bunun üzerinde duracağız denildi. Ve bunun daha sonraki bölümde de alem İslam'ın şu büyük dairenin noktayı uzmasından tut, ta en küçük daireye kadar, yani en küçük daireden en büyük daireye kadar bu noktayı İslamiyeti ya da bu temel ilkeleri hakim kılmak gerektiğini söyledi. Tabii bu son paragrafı da şöyle anladım ben. Dedi ki, bütün o ukde-i hayatiyelerini boğmak değil, belki tenebbüh ve neşm-i nema vermekle İslam tenebbüh edip terakkiye başlayabilir. Genel olarak İslam dünyasındaki o ukde-i hayatiyeyi canlandırmak gerektiği gibi, işte İslam dünyasının bölük pörçük toplulukları, devletleri vesaire her birinin Kur'an'ı, Müslümanların birliğini, yardımlaşmasını esas alan o ukde-i hayatiyelerinde canlı tutmak gerekiyor. Onları öldürmemek gerekiyor. Onları efendim birleşmesiyle de İttihad-ı İslam gerçekleşecektir. İslam toplumunda bir birlik. Ki bu aslında o dönemdeki pozitivist yazarlara da cevabı veriyor. Yani çünkü o zaman çok yaygın bir şey vardı. Bu değerleri ortadan kaldırmak için bir sürü yazarın şeyi var. Yazıları, çabaları var. Yani üstad onlara da cevap veriyor. Bir de şey çok önemli. Hep müspet yoldan gidiyor. Yani cehalet vardır. Cehalet olduğu için imtizacı efkar olmuyor demiyor. Marifle imtizacı efkar. Yani imtizacı efkarın hareket noktası marif. Eğer bütün İslam dünyasında marif hakim olursa imtizacı efkar da olur. Yoksa kendi ülkemizden yola çıkarak cehaletten kaynaklanan veya taassuptan, körü körüne tarafkirlikten kaynaklanan fikirlerle birlik olmaz. Ama eğer
bütün İslam aleminde mahalle hakim olursa bunun neticesi kendiliğinden imtizacı efkarda doğurur. Evet. Şimdi ukde malumunuz düğüm demek. Ukde-i hayatiye çekirdekteki açılıp neşvi nemayı sağlayan kısım. O zarar gördüğünde veya olmadığında ebter tohum diyoruz. Zahiren yine tohum oluyor. Hayat düğümü yok. Dolayısıyla neşvi nema bulmuyor. Bu benzetme bu açıdan manidar. Hayatla ilgili üstadın hatırlayalım. Din hayatın hayatı. Hem nuru hem esası. Hayatınızı imanla hayatlandırın. Keza Eskişehir müdafaasında din yalnız iman değil, amel-i salih dahi dinin ikinci cüzüdür. Şimdi dolayısıyla bizim neşv-ü nema çekirdeğimiz İslamiyet. Niye tahşidat yapıyoruz? En başta bakın şu medeni engizisyonu müthiş bir vesileyle bazı ezhanı telkih ile içimizden işte tanzimat kafası dediğimiz tipleri üreterek bir kısım nameşru evladını vücuda getirip İslamiyet'e karşı, o ukde-i hayatiye'ye karşı kinini ve hissi intikamını icra eder. Yani biliyorsunuz bizim Tanzimat Aydın'ın en çok yanıltıldığı, düşürülmeye, itilmeye çalışıldığı nokta, siz bu dinle ilerleyemezsiniz. Bu dini bırakmadan kalkınamazsınız. Bu şeyi bize empoze etmeleri ve kabul ettirmeleri maalesef. Ondan sonra da din bizi geri bıraktı. Fikri sabit haline geliyor. Halbuki çekirdeğin tam da hayat, ukde-i hayatiyesini oradan çürütüyorsunuz. Diyanetsizliğe veya laubaliliğe veya Hristiyanlığa temayüle veya İslamiyet'ten şüpheyle soğutmaya bir kapı açmak ister. Bunun için de ya baksana hiç kalkınan var mı zaten deyip tarihi unutturup böyle bir aşılama yapıyor. Onun için bu üstadın tekrar bizim ihya olmak istiyorsak bu çekirdeğe sahip çıkmamız lazım. Tarziye vereceğiz diyor ya. Japon'un işte şehadetine hatta diyor ki siz ne zaman İslam'a sarılsanız o mertebe ileri gitmişsiniz. Halbuki bize aşılanan ne? Bu dinle bir yere gidemezsiniz. Bir de bak biz bıraktık, kalkındık. Bize soruyorsanız biz böyle yaptık. Bir reform yaptık, biraz kendimize geldik. Sizin için de bu. Yani bir kısmı bilmeyerek, bir kısmı kasıtlı ama ortak fikir bu. Halbuki bu bizim hayat ukdemiz. Tek dayanağımız bu. Ölümü göze alan bir insanın karşısında hiçbir silah tutunamıyor. İşte buradaki devam edecek kısımda o saptırma, kafa karıştırmaları üstad meseleyi size yanlış göstererek din sizi geri bıraktı. Fikri sabitine sizi inandırıyorlar. Aman ha. O ukde-i hayatiye bu manada çok manidar. Evet. Evet. Bu konuda değerlendirmesi olan yoksa ben müsaadenizle geçmek istiyorum. Şimdi şu ana kadar geçen hafta Avrupa'nın efendim gelişmesinin maddi sebepleri üzerinde durmuştuk. Daha sonra manevi sebepleri, dayanak meselesi üzerinde durduk. Daha sonra Müslümanlar acaba bir dayanak noktası bulunabilir mi? Onun cevabını verdi. Ukde-i Hayatiye meselesi. Ve şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani yoksa tabiriyle başlayan yerden devam edeceğiz. Dikkat çekmek istiyorum şuna, anlaşılması, dikkatlerin üzerinde durulması için. Yani burada ne dedi? İşte belli noktalarda uyarsanız onlar sizin dayanak noktanız olabilir dedi. İşte marif, teavün vesaire. Eğer uymazsanız, yani yoksa diyerek başlıyor ya, uymazsanız başınıza gelenler neler olacak? Şimdi onları anlatacak. Yoksa bir Avrupa'nın mehasinini, biri Avrupa'nın mehasinini mesavimizle ve telahuk-i efkarın semeratını bizim bir şahsın semeri sayı ile insafsızca aldatıcı cerbeze ile muvazene etmekle Hristiyanlığın malı olmayan medeniyeti ona mal etmek, İslamiyet'in düşmanı olan tedenneyi ona dost göstermek, feleğin ters dönmesine delildir. Avrupa'ya şiddet bir meftuniyet ve milletine karşı amik bir nefret hissiyle kendini Avrupa'nın veled-i nameşru gösterdiği gibi fikri ihtilal ve meyli tahrip ve aldatıcı cerbezenin neticesi olan
hiçbir asiyane, müfteriyane, namus şikenane, ayaklar altına namus şikenane ile kendi firavuniyetini ve zımnen medih ve gururiyetini ve bilmediği halde İslam'a düşmanlığını göstermekle beraber firavuniyet, enaniyet, gurur hükmüyle milletine karşı şer'an, aklen, hikmeten mükellef olduğu, hissi şefkat yerine hissi tahkir, meyli incizap yerine meyli nefret, meylanı muhabbet yerine irade-i istikfaf, temayül-i ihtiram yerine meylan tecil, arzu-i merhamet yerine arzu-i taazzum, seciye-i fedakeri yerine temayül infiradi ikame edip hamiyetsizliğini, asılsızlığını gösterdiğinden nazar hakikatte öyle bir cani ve menfur olur ki, mesela birisi Paris'te sefahat aleminde bir alüfte madamın kametine istihsan ettiği libası camide muhterem bir hocaya giydirmeye çalışmak gibi bir hareket-i ahmakane ve caniyane de bulunur. Zira hamiyet ise muhabbet, hürmet, merhametin netice-i zaruriyesidir. Onsuz olmaz ve illa yalandır. Sahtekarlıktır. Nefret, hamiyetin zıttıdır. Evet, aslında burada yoksa ile başlayan bu bölümde, eğer siz o İslami yardımlaşmayı, o İslami bilgiyi efendim edinmezseniz, onları dayanak yapmazsanız başınıza gelecekler bunlardır diyerek başladı. Avrupa'nın mehasinini mesavimizle ve telavki efkarın semeratını neyle kıyaslıyor bakın. Avrupa'nın mehasinini mesavimizle. Avrupa'da yerler çok temiz, insanlar çok çalışkan. Efendim şu şöyle, bu böyle. Ama bizde de şöyle şu kötülük var, bu kötülük var, şu şey var. Onların güzelliklerini bizim kötülüklerimizle kıyaslıyor. Hiç öyle bir kıyas olur mu? Yani onların güzellikleri varsa bizim de güzelliklerimiz var. Bir şöyle doğru bir kıyaslama yapalım. Kötülükleri de kendi içinde bir kıyaslama yapalım. Burada bir şey var. Yani bu o dönemdeki tabii Batıcı entelektüelleri anlamak açısından da bu çok önemli. Cerbeze var resmen. Cerbeze var. Bunu belki Bediüzzaman ben şöyle düşünüyorum. Mesela İçtihadı okuyup da bunu yazdı. Yani efendim Celal Nuri'yi okuyup da bunu yazdı. Muhtemelen Kılıçdaroğlu Hakkı'yı okuyup da bunu yazdı. Yani onları da görüyor, duyuyor. Yani o günkü gazetelerde yazılıp çizilen şeyler bunlar. Yani Batıcı entelektüeller, yazarlar. Hatta buradaki bazı şeylerle baktığımız zaman sanki onların metinlerinde cevap verir gibi bazı durumlar da dikkatimizi çekiyor. Evet, birinci şey o. İkincisi, telavki efkarın semeratını bizim bir şahsın semeri sayı ile insafsızca, aldatıcı cerbeseyle muvazene etmekle. Yani orada yüzyıllardan beri oluşmuş olan bir fikri terakümü kalkıyor bizim burada. Efendim, bir kişinin üretmiş olduğu bir sonuçla kıyaslamaya kalkıyor. Yani bir de tabii şu da var. Batı'da iştirak, şirket, beraber çalışma, sistem kurma vesaire geliştiğinden dolayı imtizacı efkar, fikirlerin birleşmesi ve gelişmesi bir aşama kaydetmiş. Ama bizde daha çok infiradi. İnsanlar bir araya gelip bir fikir üzerinde konuşmak, anlaşmak, bunlar eksikliğimiz. Haç meselesinde de bahsetti bu konuda eksik olduğumuzdan dolayı. Bu meselede de bahsetti. Yani bir muhabbetle ittihat etmemiz gerekiyor. Bu konuda eksikliğimiz var. Ve bundan dolayı onların yüzyıllardan beri sağlamış olduğu birikimi bizdeki bir şahsın, efendim, bir topluluğun birikimiyle kıyaslamak yine aldatıcı, cerbezeli olabilir. Hristiyanlığın malı olmayan medeniyeti ona mal etmek, o cerbezeye dayanarak, yani bakın Hristiyanların bulunduğu yerler gelişti falan demek, İslamiyet'in düşmanı olan tedenniyi ona dost göstermek, feleğin ters dönmesine delildir. Şimdi felek, alem demek, dünya demek. Feleğin ters dönmesinden şunu anlıyorum ben, dünyadaki kuralların, kaidelerin ters dönmesi. Evet. Yani bir A
sebebinden B sonucu gider. İşte bir benzer sonuçlar çıkar. Her şeyin tersine gitmesi bir şey. İslam'ın tabiatı tedenniye müsait değil ki. Sen böyle dersen feleğin ters dönmesi anlamına gelir. Her şeyi tersine yorumlamış olursun. Nitekim o dönem entelektüeller bunu yapıyorlar. Avrupa'ya şerit bir meftuniyet ve milletine karşı amik bir nefret hissiyle. Yukarıyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Bunu bitirip ondan sonra yoruma geçiyoruz hocam. O zaman şey yapalım. Avrupa'ya şiddet bir meftuniyet ve milletine karşı amik bir nefret hissiyle kendini Avrupa'nın veleti nameşru gösterdiği gibi durup dururken efendim kayıtsız şartsız Avrupa'ya bir meftun sevgi gösterisine geçiyor ve buna karşılık İslam dünyasına çok derin bir nefret besliyor. O biraz önce bahsettiğimiz zatların özelliği buna çok uyuyor. Yani Abdullah Cevdet gibi, Kılıçzade gibi insanlar o dönemde böyle. Efendim, fikri ihtilal ve meyli tahrip ve aldatıcı cerbezenin neticesi olan hicvi asiyane, müşteriyane, namus-ı kenane ile kendi firavuniyetini ve zımnen medih ve gururiyetini ve bilmediği halde İslam'a düşmanlığını göstermekle beraber bu tabi bu İslam düşmanlığını artık firavuncasına tahrip edici bir şekilde, cerbezici bir şekilde ve asiyane bir şekilde yapmaya başlıyor ve bu neticede firavuniyet, enaniyet, gurur hükmüyle milletine karşı şer'an, aklen, hikmeten mükellef olduğu bazı şeyler var. Onlar nelermiş? Onların hepsini artık yapmıyor. Mükellef olduğu o şeylerin hiçbirisini yapmıyor. Onlardan birisi aslında milletine karşı hissi şefkat beslemesi gerekir ama hakaret ediyor. İşte benim milletim medeniyet geliştirmeye, terakkiye müsait değil diyor. Gerekirse Avrupa'dan, işte o DNA'ya sahip olan insanlardan Türkiye'de insan sayısını artıralım. Nasıl yaparsak yapalım ama bunu yapalım diyebiliyor. Meyli incizap yerine meyli nefret, kucaklaşmak yerine birbirinden itiyor, kendi milletine nefreti besliyor. Meylan-ı muhabbet yerine irade-i istihfaf. Muhabbet beslemesi gerekir halbuki kendi milletini ama küçük görüyor. Avrupa sevdası, o Avrupa sevgisi kendi milletini küçük görmesini sağlıyor. Hissi şefkat onu söyledim. Şefkat beslemesi yerine hakaret ediyor. Temayül ihtiram yerine meyran tecihin, hürmet etmesi gerekirken bu cahil topluluktan hiçbir şey çıkmaz diyor mesela. Bugün de yok mu? Aslında bugün de var böyle tipler. Var. Evet. Arzu-i merhamet yerine arzu-i tazum. Halbuki acınacak bir durum varsa, efendim, şefkata gerektirecek bir şey varsa acıması gerekir. Ama o ne yapıyor? Kendisi büyüklük taslıyor. Ha, yaptın, bu hatayı yaptın, başına bunlar geldi, çek demeye başlıyor artık. Küçük görüyor. Seci-i fedakarı yerine temayül infiradi, yani kendi milletini, kendi toplumuyla birlikte hareket edip onları korumak yerine kendisinin menfaatini düşünüyor, tek başına hareket etmeye kalkıyor. Bunları ikame edip hamiyetsizliğini, asılsızlığını gösterdiğinden nazarı hakikatta öyle bir cani ve menfur olur ki ve bunları yapan bu kişi öyle bir konuma gelir ki Paris'te, sefahat aleminde, efendim Alüf'te İffetsiz bir kadının giydiği bir libası camide muhterem bir hocaya giydirmeye çalışmak gibi bir ahmakane bir hal alır. Yani düşünmek bile abes geliyor bize. O kıyafeti giydir, muhterem bir zatın üzerinde hayal etmek bile garip geliyor. Senin yaptığın aslında böyle bir şey diyor. Yani batıcı, materyalist, Avrupa taklitçisi, Avrupa kaselisi, eyzat. Senin yaptığın böyle bir şey diyor aslında. Halbuki hamiyet nasıl olmalıdır? Eğer milletini seviyorsan bu sevgi nasıl olmalıdır? Muhabbetle olmalıdır. Hürmetle olmalıdır. Muhabbet, hürmet, merhametin netice-i zaruriyesidir. Bunlar olmalıdır. Merhamet olunca onun neticesinde muhabbet ve hürmet olacaktır. Onsuz olmaz ve illa yalandır, sahtekarlıktır. Nefret hamiyetin zıttıdır. Yani bunu da şunun için söylendiğini ben düşünüyorum. Yani ben bütün bunları düşünüyorum ama milletimi de seviyorum. Hayır, böyle bir millet sevmek olmaz.
Ben alemi İslam'ın hukukunu da savunuyorum. O dönemdeki bazı entelektüellerde de var bu. İşte diyor ki ben Müslümanların daha da gelişmesini istiyorum. Onun için bu fikirleri geliştiriyorum. Halk için diyor. Halk için, evet. Hamiyet damarlarını da tahrik etmeye çalışıyor. İşte memleketi muasır medeniyet seviyesine çıkaracağız diyor mesela, değil mi? Muasır medeniyet seviyesi. Sen eğer böyle yaparsan, bu düşüncelere sahip olursan şunu bilmelisin. Muhabbet, hürmet, merhametin netice-i zaruriyesidir. Eğer milletini seviyorsan ona hürmet edeceksin, ona muhabbet edeceksin, onu küçük görmeyeceksin, onu efendim zelil görmeyeceksin. Hamiyet üçünün neticesi. Evet. Hamiyet ise muhabbet, hürmet ve merhametin netice-i zaruriyesidir. Onsuz olmaz ve illa yalandır, sahtekarlıktır, nefret hamiyetin zıttıdır. Evet, buyurun. Hocam siz bir şey diyecektiniz. Şurada kardeş yaptı da zira hamiyet ise... Burada var hocam şey. Sizin mikrofon yetiyor. Yani şey üstad diyor, ilim maluma tabidir diyor ya. Yani şimdi geçmişte yapılan çalışmaları hiçe sayarak özellikle bizde de geçmiş bilgilere dayanan kaynaklar elimizde yok. Bu harf devrimiyle değil mi? Her şey yani çöpe atılmış adeta. Kilit vurulmuş. Yeni Latin harfleriyle insanlar öğrenmeye başlıyor. Orada da hakim olan nedir? İşte biz tembeliz, çalışmayız. Ondan sonra yani bizim bir sürü ilmi fütuhatlar yapan, çalışmalar yapan alimlerimizi de inkar etmişler. Şu anda mesela bizim elimizde 20-30'a yakın bir alim biliyoruz. İşte şey İbn-i Sina gibi, Farabi gibi, işte İbn-i Rüşd gibi yahut da bu Bruni gibi vesaire vesaire. Ama hadizatında mesela makine mühendisliğinde, tıpta, astronomide, ya yani birçok alanda çok alimlerimiz var ama onlar hep şey yapmışız yani inkar etmişiz. Bir de burada bir şey daha var, bu Avrupa mehasini diyor ya, o olunca yani oradan olursa çamur da olsa hep öyle yüksek göstermişler ama bizimkileri kötülemeye çalışmışlar. Şimdi burada sanki böyle üstad artık bunun su yüzüne çıkarması, bu gerçeğin artık tavazu etmesi, uzağa kavuşması, açıklığa kavuşması noktasından bir şey mi var? Bize bir tergip mi var yani? Ne var burada? Ya buna zaten var, bilinen bir olay ama bilince ne yapacağız buna karşı biz? Nokta istinad yapacağız diyor ya. Evet. Yani bütün bunların sonunda nokta istinadımızı bulursak dünyayı yerinden oynatabiliriz. Yani, şimdi evet. Teşhis yapıyor en her evet. Şekilde. Bir de tabii burada görülen çok enteresan bir şey var. Üstadın çok nefis mizah şeyi var, gücü var. Yani burada çok nefis bir şey var aslında. Mizahi bir taraf da vardır. Onu yani mesela nasıl örneklendirebiliriz? Gözlerin önünde canlandırıyor. Avrupa Alif'te kıyafetini muhterem bir imama giydirmek. Çok nefis bir mizah var burada. İşte yani ters dönmesi. Yapılmış. Feleğin ters dönmesi. Feleğin ters dönmesi aslında bu tabii. Evet. Bu da yapılmış. Yani aslında. Bu kadar anlatıyor, ondan sonra bir örnek veriyor, artık anlaşılmayan bir nokta kalmıyor. Netleşiveriyor her şey. Evet. Bediüzzaman'ın eserlerinde göze çarpan en önemli hususlardan bir tanesi, problemi teşhis ettiği gibi çözümünü de veriyor. Yani bu Sünahat'ta olsun, diğer eserlerinde olsun, sadece soruyla bırakmıyor. Hastalığı teşhis etmişse dahi, çözümsüz bırakmıyor. Mesela burada hissi tahkir, meyli nefret, iradeyi istihfaf, meyalanı teçil, arzuyu taazzum, temayülü infiradi gibi hastalıkları yerine mükellef olduğu, yani hem şer'an, dinen, aklen ve hikmeten yapmakla mükellef olduğu maddeleri de saymış. Hissi şefkat, meyli incizap, cezbe, yakınlaşma, meyelan-ı muhabbet, sevgi, temayülü ihtiram, hürmet gösterme, arzuyu merhamet, seciyeyi fedakari. Yani Bediüzzaman eserleri aslında herkesin, özellikle bilim adamı olsun,
edebiyat eserleri yazan olsun, gazeteci olsun, kim olursa olsun müracaat etmesi gereken başucu kitabı olmalı. Çünkü çözümleriyle beraber var. Sorun sadece sorunu bırakmıyor. Evet. Aslında hocam burada Avrupa mehasini bizim mezhebimizle işte onların veya aslında belki de bütün dünyanın telakku efkarının semeratını bizdeki bir kişinin bir hatasıyla kıyaslamak bu cerbeze olarak teşhis ediliyor. Yani bu doğru fakat bunun ötesinde ben biraz başa gittim. Yani aslında cerbezenin kaynağı bu sorunun kendisinde diye düşünüyorum. Yani nerede bir Müslüman varsa fakirdir, gafildir, bedevidir. Fakirdir. Evet, yani nisbi olarak İslam dünyası bugün Batı'dan evet fakir. Gafil mi? Gafil, doğru. Bedevidir. Yani bedevi tanımından ne anladığınıza bağlı. Hristiyan tarafında ne var? Medeni deniyor. Mütenebbih deniyor, ehli servet deniyor. Yani benim nazarımda bugün yani Batı'nın bizden üstünlüğü para ve teknoloji. Bunlarda hani bizden iyiler ama mutlak manada bir sıfat takmadan bizden iyiler diyebilir miyiz? Yani ben genel bir kıyas yapıyorum. Yani bir iyilik tanımını nasıl verdiğimize bağlı. Şimdi bir insan refah içerisinde yaşamayı, istediği şeye ulaşmayı, her türlü teknolojiyi kullanabilmeyi kıstas alırsa iyiler. Ama iyiler ne anladığınıza bağlı. Yani mesela bugün dünyanın en fazla mülteci barındıran iki ülkesi, birincisi Lübnan mıydı, Ürdün mü? Ürdün. Türkiye geçti onda. Yani ikinci yurt. Milyonlarla ifade ediyoruz. Bu yani benim aklım almıyor. Ve mesela şahsen bana ve toplumun da muhtemelen ortalamasına normal geliyor. Yani bizim 3 milyon civarında Suriyeli burada barındırmamız bana normal geliyor. Yani şu şartlar düşündüğünde hiç yadırgamıyorum. Zaten olması gereken buydu diyor. Ve bizim milletimizin ortalamasının da böyle düşündüğünü düşünüyorum. Avrupa'da yani binlerle veya on binlerle ifade ettiğimiz bir kitle bir infiale yol açabiliyor. Yani bu nasıl olur böyle bir şey yani tehdit bile edemezsiniz yani böyle bir şey nasıl düşünüyorsunuz gibi kelimelerle ifade edilmemese bile insanların davranışlarından, tavırlarından anladığınız bir anlayış var. Veya medeniyet deniliyor. İşte Müslüman bedeli kalmış. Hristiyan medenidir. Yani bunu işte yemek masasında kaşığı tutmakla mı görüşüyoruz? Yani medeniyetten ne anlıyoruz? Belediyenin kaldırım yüksekliğine dair kanun koymasından mı anlıyoruz? Yani medeniyetten ölçümüz ne? Mesela bir mahallede hasta yaşlı bir kadın olsa veya engelli bir vatandaş olsa bizde yani bugün çok yozlaşmış ama buna kanun koymak gerekmez yani. Çünkü bizim normal olarak o mahalledeki insanımız onu idare eder. Yani belediyenin veya o şehrin veya işte ülkenin artık hangi seviyede ele alacaksanız sen mahallende böyle bir insan varsa böyle davranacaksın kardeşim demesi gerekmez bizde. Yani bugün çok kaybetmişiz ama orijinalinde böyledir. Veya sen arabanı park ederken insanı rahatsız etmeyeceksin demeniz gerekiyorsa orada zaten bir problem vardır. Yani tekrar vurguluyorum, biz çok kaybetmişiz. Ama aslında bizde bunlar yani fabrika ayarında var. Şimdi Amerika'da, Avrupa'da bunlara kural koymuş insanlar. Niye? Kural koymadığın zaman işlemiyor. Mesela ben birden fazla kişiden işittim. Bizzat bilmiyorum ama mesela diyorlar ki Amerika'da vergi kaçıracağına adam olur. Şansın daha fazla olur.
Yani o kadar büyük bir kabahat ki, yani vergi kaçırmak, hani cinayetten daha kötü bir iş yapmışsın. Niye? Çünkü menfaate zarar veriyorsun. Orada bir hani zaten dayandıkları ve kendi iyiliklerini, üstünlüklerini tanımladıkları şey o. Ama bize baktığınız zaman biz de burada laubalilik söz konusu. Yani eskiden bunlar çok katı şeyler olarak belirlenmemiş. Mesela sosyal devlet anlayışı. İşte hayvan hakları, ne bileyim, aklınıza medeniyeti dair gelen şeyleri düşünün. Bunlar bizde vardı. Devletin kural koymasıyla değil ama mesela camilerde işte kuşlar için yapılan saray tarzı mermer yuvaları düşünün. Yani medeniyet odur aslında. Veya kervansaraylardan tutun, aklınıza ne gelirse bunlar düşünülmüş, yapılmış ve hayatın içerisinde olan şeylermiş. Yani biz bunu, yani tekrar dördüncü kere söylüyorum, çok zekatının zekatı kalmış elimizde. Ama ben hala şu halimizde bile önüne bir sıfat koymadan, şunda iyi, bunda iyi demeden, Batı bizden iyidir demiyor. Biz hala onlardan iyiyiz diye düşünüyorum. Yani burada bir kendimize büyükçe bir çuvaldız batırmamız gerektiği aşikar. Ama biz çuvaldız batırırken yani Avrupa'nın herhalde kendine mızrak falan saplaması lazım diye düşünüyorum. Evet, doğru. Yani gerçi... Buyurun hocam. Yani ben başta şu tam girerken söylemiş olduğunuz işte Müslümanlar nerede bir Müslüman varsa fakir, geri, nerede bir Hristiyan varsa ileri zenginleşmiş meselesinin yanlış anlaşıldığı, tam da sizin o baktığınız konuyu dikkate, nazarlara sunmak için Üstad bunu yazıyor zaten aslında. Yani diyor ki, bazıları demiş ki özellikle mesela Celal Nuri'nin İslam'da Vücub-ı Teceddüt diye bir kitabı var. Bu vesileyle bir kez daha baktım. Diyor ki işte 8. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İslamlar gerileyerek geldiler. 19. yüzyılda artık geldiğimiz noktada İslamların yapacağı hiçbir şans kalmadı. Gelişmek için Batı'da ne varsa her şeyi alacağız. Biz çünkü İslam'dan geriledik, geri kaldık. Ona bağlıyor. Bediüzzaman işte bu tür bakışlara karşı bunun tabii en güçlü üç ismini biraz önce de söylediğim gibi Abdullah Cevdet, Celal Nuri ve Kılıçsad Hakkı'dır. Bunların söylemiş olduğu bu tezlere karşı tam da o sizin anlatmış olduğunuzu anlatıyor bana göre. Yani İslamlar evet şu andaki durumu iyi değil. Yani fakir, o görünüş itibariyle maddi zenginliği yok. Ama bu fakirlik tarafları İslam'dan kaynaklanmıyor. Başka nedenleri var diyor bunu. O çerçeveden geliştiriyor. Hocam buyurun. Mehmet Bey, ben deyken konuşayım size vereyim. Yani zaten biraz söylediniz. Şimdi haddizatında bizim geçmişimize bakarsanız ya komşusu açken tok yatan bizden değildir, değil mi? Yani bizde öyle bir şey var. Yani biz eskiden kapımızın önünü temizliyormuşuz. Yani ne zaman? Hani Şeyh Bayit soruyor ya, Üstad'dan Osmanlı ve Avrupa hakkında ne düşünüyorsunuz? O da diyor ki işte Avrupa diyor, Osmanlı diyor Avrupa devletine hamiledir, doğurdu. İşte inşallah Avrupa'da bir İslam devletine hamile günün birinde gelecek, doğuracak. Şimdi Avrupa devletini doğurmanın bedelleri var. O bedeller dediğiniz eksiklikleri de kendimize sanki şiar gibi bir kabul etmekten kaynaklanıyor. Yani yolları kirletmek, arabaları kaldırma, işte neyse söyledikleriniz ama biz ne zaman bu değerlerimizi kazanacağız? İslami hakikatleri, ahkamı kendimize şiar edindiğimiz zaman kazanacağız. O zaman hakikaten komşumuz açken biz tok yatmayacağız. Hakikaten bizde var o şeyler de, daha Avrupa'dan çok fazla var. Mesela Avrupa 15 yaşına gelen bir çocuğu dışarıya atıyor. Yemek vermiyor yani, bakmıyor. Bizde öyle mi? Bak şu anda bir sürü şey var, bir sıkıntı yok. Ne? Aileler besliyorlar, bakıyorlar. Anne baba bakıyor, çevre bakıyor. Şahit oluyoruz, biliyoruz. Ha burada benim şeyim, şu noktadan biraz üzerinde durması gereken bir konu. Yani biz ne yapmış Avrupa? İslamiyet'e düşmanlığı bize aşılayarak firavunane bir tavırla
Ondan sonra düşmanlığını göstererek, enaniyetle, gururda hükmederek bizi akıldan, hikmetten, yardımlaşmadan, şefkatten vesaire bu aşağıdaki şeylerden mahrum etmeye çalışıyor. Ben acaba bilim noktasında buradan bizim almamız, bilimsel araştırmalar noktasından bir dersimiz var mı? Yani ne? İşte hani diyor ya, bizim evvel tavsiyemiz diyor, ne diyor? Emniyetin tesisi, teavün düsturun tesili. Ondan sonra bir de işte mesailerin tanzimi diyor. Yani şimdi biz bunu, bizde çok güzel kaideler, esaslar var ve maalesef Avrupa'da sanki İslam bunu beceremez diye empoze etmiş, daha doğrusu bu planlanmış bir olay, uygulamaya konuyor. Şimdi biz, madem burası da bir üniversite, bilim noktasında acaba niye geçmeyelim Avrupa'yı, niye yani ilk 500'e giren bir üniversitemiz yok? Bu noktadan biz acaba bu mesailerimizi tanzim etsek, emniyeti tesis etsek, teavünü kolaylaştırsak acaba nerelere geliriz? Yani çünkü burada ölçüleri veriyor tamamen. Aşağı biraz önce şey söyledi Vehbi Bey. Yani bir ölçüler var zaten burada. Biz onlara uyacağız. O zaman amiyet neymiş? Muhabbet, hürmet ve merhametin neticesi, zaruresiymiş yani. Demek ki amiyet bu. Muhabbet, hürmet ve merhamet. Bizde ne? Ters hepsi. Evet, bunun için bize bir şey düşüyor galiba. Burada aslında gelinen süreci Üstad özetliyor ve şartlar hazırladıktan sonra önümüze doğruymuş gibi bir tez olarak sunulan fikri analiz ederek çürütüyor. O da nedir? İşte sizi hani diyor ya, ya Avrupa kafir zalimleri, ya Asya münafıkları, ya çalıp ya gasp ediyor, ondan sonra da bak Müslümanlar fakir diyorsun. Yani o tabloyu önce hazırlamış, içeriden kafalarımızı almış, benzetmiş, burada tabirler çok müthiş. Avrupa'nın veled-i nameşru haline gelmiş, farkında değil. Onun adına çalışıyor. Bu Cemil Meriç'in çok bilirsiniz ilginç bir tabiri var. Biz diyor müstagripleriz. Müstagrip, şarkta olduğu halde garbı isteyen, gönüllü konsolos diyoruz ya, müstagribin tam karşılığı, batının gönüllü sevdalısı. İşte asılsızlığını gösteriyor, hamiyetsizliğini diyor ya, içini boşaltmış, Türkçe konuşan Fransız'a çevirmiş, sonra Türkçe de zaten gitmiş. Ondan sonra biz onu aydınımız zannediyoruz. Halka rağmen halk için bir tablo çıkıyor. Üstad, bu ortaya konulan tablonun suni bir tablo olduğunu, onun üzerinden geliştirilen tezlerin de alakasız olduğunu söylüyor. Şimdi buna dayanarak kitap okuyan yorgancıyı suçlanan şeyi hatırlıyoruz. Gelmiş yorgancı, aralarda da Risale okuyor. Yorgancı bilirsiniz. Avrupa işte millet Amerika aya gidiyor, sen hala yorgan dikiyorsun diye. Şimdi tam da onların bütün insanlığın birikimiyle olan bir neticeyi gelip bir ferdin, o da tabii nur talebesi, kül yutar mı? Şöyle bir bakmış tuhaf tuhaf. Bey demiş ya, orada yorgancılar mı aya gidiyor? Yani şimdi hakikaten bu kadar ters kıyaslarla, cerbezelerle bu milleti aşağılamak için her şey yapılmış. İşte bugün de yok göbeğini kaşıyan adam, yok işte ne anlar, şöyle mi böyle mi? Üstad bütün bunları çıkarıyor. Ondan sonra bir de milliyetçilik işte, bir Türk dünyaya bedel vesaire gibi hamiyetin de asıl ne olduğunu, yani siz sevmeden, hürmet etmeden, merhamet etmeden nasıl hamiyet edeceksiniz? Mümkün değil. Nitekim buradaki misal okunmadı ama Üstad bundan sonra yine iş yapıyoruz zannedenlerin ipliğini yine pazara çıkararak teşhise devam ediyor. Sonunda da yapmamız gerekenleri, Cahit Hocam'ın hani bugün ne yapabiliriz'in de aslında ipuçlarını sonrasında veriyor. Yani daha şey devam ediyor, teşhis aşamasında şu anda devam ediyor. Bu taassupla ilgili kısım okunmadı ama bir şey ben söyleyeyim, bir daha belki fırsat gelmez. Şu bunlardan birisi Shakespeare metinde ettiği ifratı, şayet bir hoca o ifratı Şeyh Geylani metinde etseydi tekfir olunacaktı diyor ya. Shakespeare'le ilgili çok enteresan
Şöyle bir söz artık kabul görmüş. Diyor ki insan dehasının nelere muktedir olduğunu görmek isteyenler Shakespeare'in eserlerine baksın. Yine insanların ne kadar alçalacağını, dalkavuklaşacağını, saçmalayacağını görmek isteyenler Shakespeare hakkında yazılanları okusun. Onun için şu tabir, Shakespeare'in metinde gösterilen ifratı Şeyh Geylani'de görse de tekfir eder bizimkiler. Yani kendi taassuplarını, ifratlarını görmüyorlar ama değil mi ki siz bir kere batmışsınız, adam olmazsınız aşağı kompleksine. Buna firar kompleksi, Kabil kompleksi diyor Cemil Meriç. Yani kardeşini öldürmüş, bu vatanı yaşanmaz hale getirenler diyor. Yaşanmaz diyenler, bunu siz yaptınız diyor. Çok enteresan tabii. Bu devam ettikçe açılacak. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu en son sorduğumuz soru üzerindeki müzakere yetti bence. Yani orada şunu söylemiş olduk özetle. Batıyı taklit eden efendim, Batı'yı örnek alan insan tiplerine seslendi burada Üstad. Dedi ki işte kendi değerlerinizle alay ederseniz, nefret ederseniz, onları küçük görürseniz yani bu hamiyetsizliği gösterirseniz başarılı olmanız mümkün değildir özetle. Hatta bir örnek vererek bunu taçlandırdı bir yandan da. Paris'te sefahat aleminde efendim iffetsiz bir kadının giydiği kıyafeti muhterem bir hoca efendinin üzerinde düşünmek gibi bir şey yapıyorsunuz siz dedi. Gerçekten de öyle bir şey. Şimdi kaldığımız yerden eğer hamiyet düşünüyorsanız, hamiyet duygunuz varsa bunları yapamazsınız. Muhabbet, hürmet, hamiyet ise muhabbet, hürmet, merhametin neticesi zaruriyesidir dedi. Ve ondan sonra kısa bir kim mutasip sorusunun cevabı olabilecek bir bölüm var. Orayı okuyup ondan sonra edebi metinlerin bu konuyla ilgisi üzerine bir bölüm var. Oraya geçeceğiz. Ama mutasip meselesini bir okumak istiyorum. Mutasiplere hücum eden Avrupa'nın kaserisleri. Her biri 100 mutasip kadar mesleki sakiminde mutasiptir. Bunlardan birisi Shakespeare metinde ettiği ifratı, şayet bir hoca o ifratı Şeyh Geylani metinde etseydi tekfir olunacaktı. Heyhat, bunların neresinde millette muhabbet ve millet için hamiyet. Yani bu insanların dünyaya bakış açısı, değerlendirme biçimlerini eleştiriyor burada aslında. Hani siz dindar olanlara mutasip diyorsunuz. Gerçek öyle mi? Bakın, Avrupa kaserisleri, mutasiplere hücum eden, yani dindarlara hücum eden Avrupa'nın kaserisleri, Avrupa'nın efendim tabaklarının yarayıcısı bir anlamda. Dalkavukları, efendim Avrupa'nın değerlerinin burada savunucuları. Her biri 100 mutasip, sizden her biriniz aslında 100 mutasip kadar o alçak hatalı mesleğinizde mutasipsiniz diyor. Bunlardan birisi, mesela sizden birisi Shakespeare metninde ettiği ifratı şayet bir hoca o ifratı Şeyh Geylani efendim metninde etseydi siz bunu çok yanlış bulacaksınız. Tekfir olunacaktı. Heyhat bunların neresinde millete muhabbet ve millet için hamiyet. Aslında bugün de yaşadığımız bir durum. O gün içerisinde de böyle. Artık yükselen değerler batılı değerler olmuş. Batıdan gelen kitapların, batıdan gelen anlayışın, batıdan gelen yaşam biçiminin hayata hakim olduğu bir dönem. İşte mutfakta nasıl yemek yenildiğini o günün mutfak kitaplarından mesela görüyoruz. Ve diyorlar ki Batı kuzinini esas alan bir mutfak hayatı kuracağız, inşa edeceğiz. Meşrutiyet döneminde bunlar. Cumhuriyet döneminde devam ediyor. İşte kaşığını, çatalını, koyacağın yeri, yemeği nasıl alacağın vesaire falan. Fransa'da, Paris'te yapılan şeyleri anlatıyorlar. Evet, yani onunla medenileştiğini görüyor. Ama şunu nazardan uzaklaştırıyorsun. İşte Türkiye'de yerli olarak kendi insanını öven bir insanı aşırı gitti diyorsun. Ama sen Shakespeare'i göklere çıkarıyorsun. Böyle bir noktadasın. Zaten mesleki sakime de şey mi oluyor? Alçak, hatalı mesleği. Yani zaten nazara veriyor değil mi? Evet. Evet.
Evet. Onlarla doğru işte. En başta aşkı memnun. Burada yani netice olarak mutasip kelimesinin asıl, yani akletmeden bir şeye sarılmak, akletmeden asabiyetle bir şeye tutunmak için bir insan mı arıyorsunuz? Al işte siz batıcılar bunun en iyi örneklerisiniz. Dün öyleydi, aslında bugün de öyle. Evet, bununla ilgili söyleyeceği olan varsa buyursun. Yoksa diğer bir konuya geçip artık sona doğru da geleceğiz. Neden bu kaideler, prensipler, düsturlar bizde yoktur? Ben burada bir şey yani teksif etmemiz noktasından dikkatimizi üzerine durmak istiyorum. Ya böyle elhamdülillah iman mesailinde Risale-i Nur, yani Kur'an'ın manevi mucizesi şey tefsir olunca mucize-i maneviyesi, yani manevi tefsiri olunca öyle diyeyim ben. Hakikaten inşallah böyle insan aklı selimle hele de birlikte okuduğu zaman, müzakere ettiği zaman bakıyorsunuz ki çok hep göründüğü ve okunduğu gibi değil, çok derin meseleleri hallediyor. Ama böyle bir imanı elde eden bu kardeşimizin de biraz önce söylediği gibi halen yanlış yapabilir mi? Yapabilir. Onun için de işte ihlas ve uhuvvet düsturlarını nazara veriyor ya, yani bizim için 21. lema, ondan sonra ehli iman için 20. lema, bütün ehli iman için uhuvvet risalesi. Biz bunları, ben şahsen daha geçen cumartesi şey yaptık, yarın da gene inşallah o konu üzerine duracağız. Yani ihlası okuyoruz ama ben şunu müşahede ettim kendimde. Ben okurken hep Muhammed Bey'i hedef almıştım. Hiç nefsimi okumamışım yani. Okumayınca da bende etkisi olmamış yani. Hep illa, ha bak çok güzel bir şey var, bunu karşıma anlatayım demişiz. Deyince o kaideler bizde geçerli olmuyor. Yani biz de bir yerlere gelmiş olabiliriz ama Allah korusun. Yani son zamanlarda ibret ami şeyler de var, olaylar da var. O noktadan biz bununla giderken öbür taraftan da ihlas, uhuvvet, tesanüt, sadakat meselelerine de hakim olup ve yaşamaya çalışmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet. Hocam bir ilave de o zaman biz yapalım. Tamam, son konuşmaları alıp program süremiz dolmak üzere. Ben son konuşmaları artık yeni bir başlığa geçmeden tamam, bitirelim diyorum. Evet. Şunu da Muhammed Hocam'a doğru gönderelim. Şimdi tabii Avrupa kendi içerisinden çıkan aydınlara değer veriyor. Mesela Erasmus diye bir adamları var. Efendim her şeyi delilikle, cinnetle izah eden, biraz da şeyli, esprili bir dille anlatan, bugünlere de gelen adamlar programlar koymuşlar, mesela Erasmus programları falan. Yani biz de onlara tabi oluyoruz efendim, bir isim yaşatılıyor bu şekliyle. Fakat ama biz kendi içimize geldiğimizde bir Şeyh Geylani sokağını, sokağa adı vermekte zorlanıyoruz yani. Biraz da hakikaten kendi değerlerimize, tarihimize sahip çıkmamız lazım bizim de. Bu Erasmus denilen adam hakikaten Avrupa şeyinde, tırnak içerisinde söyleyelim, yani tarihinde efendim bir yol tutmuş, deliliği öne çıkararak izah etmiş birçok meseleyi. O büyük bir değer oluşturmuş ama bizim hakikaten kendi inancımızda, efendim medeniyetimizde değer olan şahısları biz bugün bir meydanın ismini, bir okulun ismini verirken bile aramızda kavga, gürültü çıkarıyoruz. Bu hakikaten üzerinde düşünülmesi gereken bir mevzu diye düşünüyorum. Evet, programın sonuna doğru geldik. Hocam bir şey diyecek miydiniz siz? Yok, ben bağlanırsa arkada teşhis var değil mi? Şimdi bugün Batı'nın neden geliştiği sorusu üzerine, geçen hafta maddi cihetle neden geliştiği meselesi üzerinde durmuştuk. Bu hafta ise manevi cihetle neden geliştiği meselesi üzerinde durduk. Ayrıca bizdeki batıcıların, efendim Avrupa kaseristlerinin, Avrupa taklitçilerinin ne ölçüde mutasip olduklarını söyledik. Orada konuyu bitirdik. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz.
burada programı kapatıyorum. Herkese teşekkür ederiz.